Sarı kantaron. Sarı kantaron. Evet, şurada çok güzel çiçekleri gördünüz. Bir de şuradan bakalım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet, iyi çiçekler gördünüz mü? Kayboluyor. Evet, bu sarı çiçek. Buna atalarımız bundan kılıç otu denilmiş. Sarı kantoronun çiçeği ve yaprağı, esas etken maddesi bu çiçeğinde değil, şu yeşil yaprağında. Bazıları zannediyor çiçeğinde etken madde, yaprağında. Yaprağının üzerinde böyle siyah küçük noktalar var, toplu iğne başı kadar. Bazı çiçeğin üzerinde de şöyle lekeler var. Bunlar yağdır. Yağ, sarı kantaron yağ. Bu yağ, sarı kantaron taze toplanır Haziran'ın 15'inde, domurcuk halindeyken. Çiçek açılmaya başladığında zeytinyağının içerisine doldurulup 1 litre zeytinyağına 50 gram yeterli. İnce ince şöyle kıyıldıktan sonra doldurulursa daha etkili olur. 15-20 gün bekledikten sonra süzülür. Masaj yapımında kullanılır. Omuz, sırt, bel ağrıları. Ama biz ne yaptık? İşte bu atalarımızın kullanmış olduğu kılıç yağını ozon yağı ile birleştirdik ve sarı kantaron yağı ile birleştirdik. Yeni bir formül, mükemmel bir ürün ürettik. Bu her türlü omuz, sırt, bel, baş ağrılarına iyi gelir. Hatta erkeklerde varikozul rahatsızlığına karşı iyidir. Testislere bununla masaj yaptığı zaman spermin kalitesini artırır. Birçok insanda böyle epididimit, orşit, varikozul gibi rahatsızlar oluyor. Gençliğinde, çocukluğunda kaba kulak rahatsızlığı geçiren insanların %70'inde epididimit, orşit, yani testis iltihaplanması, varikozul gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu da spermin kalitesini düşürüyor. Hareketsiz ölü hücreler meydana geliyor. Ve böylece kişi çocuk sahibi olamıyor. Ozon yağıyla masaj yaptığında buradaki kan dolaşımı tekrar normale döner. Sperm kalitesi artar. Ama kişinin bağırsağında, karaciğerinde, midesinde sorun varsa bunların giderilmesi gerekir. Bazen problem komplike oluyor. O nedenle sorunun detayını bilmekte fayda var. Evet, sarı kantaronun esas özelliği nedir diyecek olursak. Sarı kantaronun esas özelliği, evet, çiçek gösteriyor. Şimdi bu çiçeklerin, bitkilerin resimlerinin çoğunu ben çektim. 7500 bitki fotoğrafı çıktı. Evet, hala da çekiyorum ara ara. Gidiyorum. Gittiğim yerlerde Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde bitki fotoğrafı çekiyorum. Bu da benim hastalığım. Herkesin bir hastalığı olur. Benim hastalığım da bitki hastalığı. Şifalı bitkiler. Hobiyi geçtik hastalık derecesinde. Hobi değil. Evet. Günde 15-20 saat bir insan bunu işlerle vaktine geçirir mi? Geçirmez ama biz geçiriyoruz. İşte. Sarı kantaronla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Dünyada depresyon, panik atak, anksiyete, stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim gibi hastalıklara karşı en etkili bitki. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya, Çin'de, Hindistan'da, İsrail'de birçok araştırma var. Ben birkaç tane araştırma örnek verdim. Profesör Doktor Work Gisin Justus Liebig Üniversitesi'nde kaç kişi üzerine denemiş bakalım. Evet, 2000 hasta üzerinde denemiş. Hastalarda gözüken donukluk, cesaretsizlik, iç huzursuzluk, panik atak, depresyon vesaire tedavi etmiş. Profesör Doktor Şarada ve ekibi korku, depresyon, uyku rahatsızları olan 163 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Waltz ve ekibi psikiyatri kliniği Jena, Almanya'da. Kanser hastalarında kullanmış, romatizma hastalarında kullanmış. Tedavi gördükten sonra veya kemoterapi hastaları, yani kanser hastaları kemoterapi veya ışın tedavisi gördükten sonra bu tedavi gördükleri noktalar lokalse ağrıları bitmeyen bir ağrılar oluyor. Ağrı kesici olduğunu tespit etmiş.
Romatizma hastalarında kullanmış. Romatizma hastalarında da ağrıları dindirici olarak tespit etmiştir. Darmstadt Psikiyatri Kliniği'nden yine depresyona karşı hastalar üzerinde denemiştir.